bizim köyde doğdular, dudumuzun adı var. Bizim köyde doğdular, dudumuzun adı var. Eğil bir yol öteyim, sende şeker dağdı var. Eğil bir yol öteyim, sende şeker dağdı var. Tuttu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Tuttu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Gelsin bana sarılsın, darılırsa darılsın. Gelsin bana sarılsın. Tuttu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Tuttu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Dudu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Dudu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Dudu tuttu bizim dudu, kız adını kim buldu? Pamukkale TV ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Bir Neredeyiz programıyla daha karşınızdayız. Evet, bugün canlı yayınla karşınızdayız efendim. Çameli'den sizlere sesleniyoruz. Çameli Karadağ Konak'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, bugün birbirinden değerli yöremizin mahalli sanatçılarıyla bugün bu programı gerçekleştirdik. Tabii bu programda Doktor Özcan Özçelik, yani Çameli Yörükler Başkanı Sayın Doktor Özcan Özçelik'in konu olduk. Efendim, öncelikle sizlere, üstadlarımıza, ellerine, ağızlarına sağlık diliyorum, teşekkür ediyorum. Evet, Özcan Bey, bugün Çameli'deyiz, canlı yayınla farklı bir formatta ve izleyicilerimizin beklediği ve özlediği bir formatla bugün karşılarındayız. Öncelikle sizlere de teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Rica ederim. Evet, Çameli'ndeyiz dedik. Evet. Denizli'nin en uzak ilçelerinden bir tanesindeyiz. Evet, evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Önce Çameli'yi konuşacak olursak, ya, Çameli'yi anlatacak olursak. Çameli Denizli'nin yaylası, en uzak ilçesi. Fethiye biliyorsunuz çok yakın özelliği var. Gölhisarlı komşuluğu var, Acıpayamlı komşuluğu var. Kültürel anlamda yoğun yaşanan bir ilçe. Kültürün tam olarak yaşandığı bir ilçe. Burada hem Dirmil yöresinin kültürünü, hem Acıpem kültürünü, hem Çameli'nin kendi has kültürünü görebilirsiniz. Özellikle biliyorsunuz rahmetli Hayri Dev'in memleketi burası aynı zamanda. Evet. Buradan kendisini rahmetle anıyoruz. Bugün de işte biliyorsunuz pandemi süreci yaşadık. Uzun bir süreç yaşadık. Böyle sıkıldık, evlerimize kaldık. İşte sizlerin, Pamukkale TV'nin ve sizlerin sayesinde ve değerli sanatçılarımızın sayesinde bir organizasyon yapalım denildi. Hı hı. Birlikte çok teşekkür ederiz size bu anlamda. Ve burada bu coşkuyu biraz önce gördük. Hakikaten hepimize çok iyi geleceğine inanıyorum. İnsanlara bir psikoterapi olacağına inanıyoruz. Hı hı. Yani Çameli çok özel bir bölge biliyorsunuz. Bu özelliği aslında her gün daha da kendisini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Biliyorsunuz Yamaç Barışı'ndan tutun da işte taş konakları var. İşte belediyemizin yapmış olduğu bir takım faaliyetler var. İşte paraşüt olayları var biliyorsunuz. Hı hı. Doğa olayları, işte Emecik kanyonları, suları, yani köyleri saymakla bitmez. Her aslında köyün kendine göre, evet, her gün ayrı bir köyün ayrı bir özelliği ortaya çıkıyor. Hı hı. Tabii ki bunu bulmak isteyen insanlar var burada. Gönüllü insanlar var. Kültürüne düşkün, yöresine düşkün insanlar var. Ayrıca hani konuyu fazla uzatmayayım ben. Belki değerli zamanınız vardır. İşin buyurun, bir de tarihi yönü var burada. Hemen arkamızda şu Karadağ, burası biliyorsunuz. Karadağ'ın arkasında bu Bon uygarlığı, bir uygarlık var 10 kilometrede. 16 kilometrede Kibire antik kenti var biliyorsunuz. 50 kilometre uzakta Kadyan'da antik kenti, yeşil üzümlü dediğimiz Roma dönemine ait. Hı hı. Özellikler falan kendi içerisinde ayrıca bir özellik teşkil ediyor bu. 2000 yıldan bahsediyoruz. 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
bin yıl önceye ait de biliyorsunuz dönemin buranın Türkleşmesi söz konusu. Asıl Çameli'nin kökü Karaman biliyorsunuz. Hı hı. Konya Karaman'dan gelmedir. O da yaklaşık 5-600 yıl önceki tekabül eder. Derken günümüzde işte böyle bir yapı teşkil etmiş. İnsanlar burada yaşıyorlar. Atalarını da yad ediyorlar. Zaten biz de müziğimizle, yaşantımızla o geçmişi yad ediyoruz. Hı hı. Özellikle konuyu ben çok da uzatmayayım. Çünkü aslında şuna da değinmek istiyorum. Çameli gerçekten çok özel bir ilçe. Evet. Ve yaşanmışlıklarla dolu bir ilçe değil mi aslında evet, hocam? Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bunda mesela bu dediğimiz gibi Karaman kültürü diye bir kültür var burada. Hı hı. İşte yemeği kendine özgüdür, konuşması kendine özgüdür. Sonra oyunları kendine özgüdür. Zaten biraz sonra bu örneklerin bazılarını vereceğiz. Hı hı. Özellikle burada bulunan sanatçılarımızın hepsinde ayrı bir zaten bu yörenin damgasını taşımaktadırlar. Hı hı. Özellikle Cemil Ustam olsun, Alper Çağdaş olsun, işte Yılmaz Seçkin kardeşimiz olsun, Ümit Beyler olsun, yani Şevket İren Kızılırmak gibi çok büyük değerler var burada. Hı hı. Hayri Amca'dan başka değerler de var. Evet. Zaten hatta bugün buraya konuk olmayan diğer sanatçılarımız da var biliyorsunuz. Hı hı. Sizle de konuşacak. Önümüzdeki programlarda onları da ağırlamaya çalışacağız. Çünkü evet. Pandemiden dolayı bir kısıtlama vardı. Hı hı. O kısıtlamayı uyduk yani kendi aslında içimizde. Aslında özlenen bir program oldu hocam. Evet. Yani bu vatandaşlar için bir dediğiniz gibi psikoterapi manasında. Tabii 1 Temmuz'dan itibaren artık yavaş yavaş normal sürece ilerleyeceğiz. Ama şu anda ekranları başında izleyen izleyicilerimiz tabii artık bugün canlı müzikle sizlerle karşınızda olacağız. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Pamukkale evet. TV'ye biz size özellikle çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Devamlı biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olasınız. Evet sevgili izleyenler burada konuklarımız var. Birbirinden değerli ses sanatçısı konuklarımız var. Ben şöyle baştan başlamak istiyorum. Şevket Bey öncelikle sizle başlayalım. Sizleri bir tanıyalım önce. Efendim ben Çameli Cumalan Köyü'nden Şevket İren Kızdırmak. 1944 doğumlu. Bu Pamukkale TV'ye bu 5. program olacak galiba. Devam ediyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Orada vizyonda, şurada burada yaptık. Yine sağ olsun Özcan Bey başta geliyor. Bizim organize işimizi. Hı hı. Sağ olsun. Her şey dört dörtlük yapar. Davet edildik. Geldik buraya. Misafir olduk. Arkadaşlarımız da bütün kameracılar, yönetmenlerimiz, baş yönetmenlerimiz Pamukkale TV'ye çok çok teşekkür ederim. Dolayısıyla biz de burada bulunuyoruz bu akşam. Peki, teşekkür ederim. Evet, Ümit Bey var. Ümit Bey, sizleri de tanıyalım. Evet, ben de Çameli Köyü'nden, Çameli'den, Gökçeaka Köyü'nden hatta oradan katılıyoruz işte. Evet. Bizleri çağırdığınız için çok çok teşekkürler hatta Özcan Bey, sizlere. Pamukkale TV'ye çok çok teşekkür ederiz. Evet, Yılmaz Bey. Ben Çameli Yeni Mahalle'den Yılmaz Seçkin. Hı hı. Bugün özellikle başta Sayın Doktorum Özcan Bey'e çok teşekkür ettim bu organize sağladığı için. Hı hı. Biz Hayri amcanın, Hayri Dev amcamızın yönünde, izinde gitmeye çalışıyoruz. Onun parçalarından bugün okuyacağız burada. Evet, Hayri Dev artık Çameli deyince veyahut da Hayri Dev deyince Ege bölgesinde, Türkiye'de ve dünyada. Çameli ile bağlantılı artık bir marka hem türküleriyle olsun hem hareketleriyle, danslarıyla, şarkılarıyla, sözleriyle bağlantılı bir beyefendiydi. Hani unutulmaz bir beyefendiydi. Büyük ama değerimizdi yani. Çok büyük değerimizdi. Çameli için çok büyük bir değerdi. Mekanı cennet olsun diyelim tekrardan. Sizler de Hayri Bey'in, Hayri Dev'in yolunda ilerlemeniz gerçekten bu hususta da çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Alper Bey sizleri de tanıyalım. Hoş geldiniz. Efendim cümleten iyi akşamlar diliyorum. İsmim Alper Çağdaş. Çameli ilçemizin Sopular Mahallesi'nde ikametgah etmekteyim. Sayın doktorumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizlere de teşekkür ediyoruz böyle bir geceyi düzenlediğiniz için. Ustamın Yılmaz Seçkin'in de belirttiği gibi yani biz Hayri Dev'in yolunda devam etmeye hazırız. Hı-hı. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim efendim. Peki ben teşekkür ediyorum. Evet bir diğer üstadlarımızdan bir tanesi de Cemil Bey sizleri tanıyalım. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Rahman Bey. Teşekkür ederim. Yıllar sonra kavuştuk. Evet.
Çamal ilçesinin Soğullar Mahallesi'ndenim. İsmim Cemil Çağdaş. Bu müziği çocuk yaşta başladım. Seviyorum. Tabii bu arada da bize bu programı hazırlayan saygıdeğer doktorum Özcan Özçelik Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve söyleyecek olduğumuz müzikler tüm müzikseverlere gelsin efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyenler, bugün gerçekten bir müzik şöleni olacak adeta. Tabii bunları canlı yayınla sizlere Çameli'den, Karadağ Konak'tan aktarıyoruz efendim. Evet, Özcan Bey, birbirinden değerli bugün sanatçılarımız bizim konuğumuz ve gerçekten beklenen bir kare, özlenen bir kare ve inanıyorum ki tüm seyircilerin de şu anda ekrana kilitlenip bu programı beklemeleri çok önemliydi. Çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi en başta duran sanatçımız Şevket İren Kızılırmak. Hı hı. Çok değerli bir insandır. Zaten biliyorsunuz 7 bölgenin 7'sinde icra edebilen ender sanatçıların birisidir. Hı hı. İstanbul geçmişi vardır. Aynı zamanda devlet sanatçısı olma gibi bir payesi var kendisinin. Kültür Bakanlığı'ndan kendisine ödül verilmiştir o anlamda. Hı hı. Diğer sanatçımız mesela özellikle Cemil Çağdaş ustamız da sipsidir, işte zurnadır, davuldur. Onları hem kendisi imal eder, hı hı, hem de icra eder. Evet. Öyle bir farklı bir özelliği var. Çameli ile bütünleşmiş bir... Bütünleşmiş bir yapısı var. Evet. Mesela zaten oğlu Alper, biliyorsunuz zaten her yer Dalaman'da, işte Ortaca'da, her tarafı gündemdedir zaten, hı hı, bilinir. Yılmaz Şeşkin Bey de biliyorsunuz zaten yıllardan beri Çameli gençliğinin, hı hı, gözdesidir hep yani. İşte plakları vardı önceden, böyle kasetleri falan onlardan vardı. Evet. Herkes onu çok zevkle dinler. Hı hı. Ben kendim zaten hayranıyım sürekli. Masıt Kırıklarını çok iyi icra eder. Hı hı. Bu işte elektro bağlamayla çok güzel standartları vardır. Evet. Ümit Bey de aynı şekilde onların izinden gelmekte. Hı hı. Gökçekar olması çok önemli zaten. Ümit Tekin aslında Bey'in. Çok önemli değil mi hocam? Yetişen, evet, ve devam eden sanatçıların Çameli yöresiyle Çameli'nin kültürünü de aynı zamanda devam ettirebiliyor olması çok önemli, çok değil çok mi? Çok önemli. Dediğim gibi mesela Masıt bölgesinin ayrı bir özelliği var. Zaten biraz sonra biliyorsunuz Masıt'tan iki oyuncumuz daha gelecek buraya. Hı hı. Halk oyunlarını, evet, sergileyecekler. Hı hı. Masıt zaten bu anlamda bölgenin adeta kültür üretim merkezi gibi bir yer yani. Evet. Yani özel bir bölge. Hatta orada biliyorsunuz Saffet hocamız vardı, bilirsiniz. Hı hı. Evet, zaten Saffet bu hocamız. Halk oyunlarının onu başıdır zaten. Evet. Yani şu anki oynanan Masıt ekiplerinin başı diyelim. Hı hı. O kişidir. Yani burada yaşamak ayrı bir özellik. Doğası ayrı bir güzellik. Yani yaşamak ayrı bir şey. Mesela denizden geliyorsunuz, ilk sizi Kınıkgiri karşılar biliyorsunuz. Evet. Orada koca yaylası var. Arkasından Cumaalanı gidersiniz. Arkasından Belevi'ne gidersiniz. Belevi'nin Asar Gözü, hı-hı, diye bir yer var biliyorsunuz. Çok, hı-hı, özel bir yerdir. Güzel insanları var yani biliyorsunuz oranın. Oradan yavaşça işte Çameli merkeze geliyorsunuz. Paşa Deresi'ni biliyorsunuz, taş konaklarını biliyorsunuz. Hı-hı. Oradan ne yaparsınız? Elmalı'ya gidersiniz mesela. Evet. Elmalı'da ne yaparsınız? Orada mesela balık yenir yani, değil mi? Balık lokantaları var. Kiraz Yayla, hı hı, mesela Taşçılar'da falan restoranlar var. Hatta Elmalı'da biliyorsunuz yeni taş konaklar falan yapılıyor. Taş, hı hı, evler falan yapılıyor. Hı hı. Yani turizm açısından da çok, evet, ilerleyen bir Çameli artık. O da var. Bir de Çameli'nin bir özelliği daha var. Biliyorsunuz yazın burası genelde Dalaman, Ortaca gibi yerlerden, hı hı, Köyceğiz gibi yerlerden buraya bir akım olur. Hı hı. Çoğunun burada evi vardır biliyorsunuz. Burada konaklarlar. Yaşarlar burada. Temiz havasını alırlar. Yaylalama diyorlar. Deniyor ya ona. Evet. Ondan sonra geri dönerler mesela. Hatta biz çocukken falan bize şey anlatılırdı işte. Hasta olan çocukları işte Çameli'ye götürün. Yaylasında dursun. Hı hı. İyileşsin. Geri dönsün denir. Değil mi Cemil abi? Öyle bir şey var. Yani hasta olanların hani yaylada şifa bulacağına dair. Hı hı. Çünkü doğru zaten. Suları var şifalı. İşte ne, evet, yaşantısı var şifalı. Hı hı. Çam kokusu, çam ardıç ormanları biliyorsunuz zaten. Gördüğünüz, evet, şu dağ, hı hı, hep çam ardıç kapladı zaten. Aynı, hı hı, zamanda bu dağın bir özelliği var. Biliyorsunuz Sofulardan geçer bu dağ. Toros Dağları'nın başlangıcıdır aslında. Yörük diyarıdır. Evet yani. O zaman çok güzel bir merkezdeyiz yani şu anda. Zaten, evet. Arka tarafa aşıyorsunuz İbecik. Hı hı. İbecik kasabasını aşıyorsunuz. Yani Burdur Gülhisar'ın 10 kilometre gibi bir mesafesi var. Evet. Bu Toros Dağları biliyorsunuz ta Hatay'a kadar gidiyor buradan. Hı hı. Yani bu yani güzel bir bölge. Neden Toroslar deniyor? Toroslar aynı zamanda biliyorsunuz Kurtuluş Mücadelesi'nde çok önemli olan yürüyen Türklerin, yörüklerin merkezidir aslında. Hı hı. Bugün Kaş, Antalya vesaire, Isparta, Tekirdağ, Göller Bölgesi
Hepsinin özelliği aslında Toroslar'da olmasıdır zaten. Hı hı. Burası da oraya dahildir. Kısmen de biliyorsunuz Dirmil bölgesinin özelliklerini taşır. Burası biraz önce söylediğimiz gibi. Evet. Acıpem özelliklerini taşır. Kendine has özelliği vardır. Ortaca Dalaman vesaire etkileşim içindedir. Hı hı. Çok özel bir bölgedir. Yani hani tanınması zor bir bölgedir. Diyelim. Çok güzel bir bölgedir. Ve kısa bir ara verelim ve artık sevgili izleyenler tabii çok merakla bekliyorlar. İzleyenlerimiz de fazla sıkmamak adına. Evet, Şevket İren Kızılırmak'tan bir parça bekleyeceğiz. Şevket Bey, mikrofon sizde. Buyurun efendim. Rakısına şarabına, türküsüne şarkısına, sevdalıyım memleketim. Üzümüne şırasına, çamlarının şırasına, sevdasına taslasına, sevdalıyım memleketim. Oy, oy. Thank you.
Gerçi Kayseri'den yumurtası gibi ötüyor ama giderdi. Gerçekten çok güzel bir parça. Tabii bu parça sanırım sizin parçanız. Bu parçayı bestelerken bu türküyü bestelerken özür diliyorum. Bu türküyü bestelerken neler düşündünüz efendim? Oldu gibi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarıyız. Hı hı. Türküz. Bunca iller evliyalar türkü sever türküm diye. Görür gözde enbiyalar türkü sever türküm diye. Türkü söyler dillerimiz, ne güzeldir ellerimiz. Bağlamada tellerimiz türkü sever, türkü söyler türküm diye. Bu ozanlarımızdan alınma, yapılma. Ama onlardan esinlenerekten biz Türk çocuğuyuz. Türkiye yakışan hani zaman çağı değildi ama çağ moda benim giysim. Kendime bunu ben iyi yapabiliyorsam, iyi uyduruyorsam tamam. Ya modaymış, şuymuş, buymuş. Evet. Moda abi sanatçıların sazında, sözünde, dilinde. Moda bu. Hı hı. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Birazdan Ümit Tekin'den de bir parça alacağız sevgili izleyenler. Evet, Özcan Bey, tabii yöremizin türküleri, yöremizin sanatçıları. Bugün yöre konuşmak istiyorum. Çameli'den bahsediyorduk ve yöremizden bahsediyorduk. Neler söyleyeceksiniz efendim ilave olarak? Ya yöremizin işte yani özellikleri saymakla bitmiyor. yani her köyün ayrı bir özelliği var demiştik. Tarihi, coğrafyası, geçmişi, geleceği yani her anlamda çok değer ifade ediyor bizim için. Yani özel bir sorunuz varsa da alabiliriz ayrıca. Yani tabii şimdi şöyle aslında Çameli olunca merak edilen aslında çok fazla. Evet. Çameli artık iyice kabına evet. sığmayan bir ilçe olmaya tamam, başladı tamam. Ve turizm yönünde turizm de çok evet. ilerliyor. Ve tabii bu otantik kültürü de devam ettirmek evet. açısından da çok önemli. Evet. Siz de bu konuda çok değer verdiğinizi ben sizlere yakından mesela, takip ediyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam Karadağ Konak'taki otantik müze diyorlar veyahut da koleksiyon kendimize ait. Yani burada ne yaptık işte 70-80 yıl, 100 yıla ait yani yaşayan atalarımızın eşyalarını Tavastır, Acıpayam'dır, Çameli bölgesinden toparladık mesela çeşitli köylerimizden. Buradaki amaç şuydu yani. Biliyorsunuz bu 1960'tan sonraki işte göç akım vardır. Türkiye'de, dünyada ve Avrupa'ya doğru bir akım vardır. Hı hı. İnsanlar artık şehirlerinden, köylerinden şehre doğru göç ettiler. Bu göç neticesinde biliyorsunuz bir takım bir erozyon kaybına uğradı insanlar kültürel açıdan. Evet. İnsanlar ne oldu? Artık geriye dönmek istediler, geriye bakmak istediler. İşte ben de kendi çapımda bunun bir eksik olduğunu fark ederek işte bir şeyler yapmaya çalıştım. İşte kendi çapımda. Sadece ben değil aslında. Benim gibi çok düşünen insanlar da var. Köyceğiz'de var, Ortaca'da var, Deniz'de, Türkiye'nin her yerinde. Hı-hı. Aslında bu bir reaksiyon aslında. Evet. Yani sosyolojik bir reaksiyon bu. Hı-hı. Yani kaybettiği bir şeyi tekrar bulup onu yaşatmak ve yaşatmak isteği ve bunun nesillere aktarabilme olayı aslında. Hı hı. Bunu yapmaya çalışıyoruz artık bu şeyde. İnşallah başarırız yani. Evet, çalışmalarınızın devamını ve diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet, fazla sözü uzatmıyorum yine sevgili izleyenler. Ümit Bey, ne söyleyeceğiz efendim? Yeşil ördek gibi daldım gönlünü diyelim. Hı hı. Evet, buyurun mikrofon sizde. Başım alıp giden gurbet.
sen beni unut, ne de ben seni. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım olup giden gurbet illere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Gibi daldım göllere dedi Ümit Tekin. Evet sevgili izleyenler, bu arada mesajlar çok yoğun geliyor. Buradan Dalaman'a, Ortaca'ya, Dalyan'a, Köyceğiz'e ve tüm bizi izleyen izleyicilerimize selamlarımız olsun. Evet Özcan Bey, tabii bir parça bir çameli, bir parça bir çameli şeklinde devam ediyoruz. Tabii çameli de artık unutulmaya yüz tutan meslekler de var ve bunlar da daha hala çameli de devam ettiriliyor. Aslında bu unutulmaya yüz tutan mesleklerin de kaynağı diyebilir miyiz çameli için efendim? Kaynağıdır. Mesela 2019 yılında yapmış olduğumuz Yörük Şenliği'nde biz bunları, bu meslek gruplarını bir araya getirdik. Hı hı. Bunlardan mesela nedir işte demirci ustalarımız vardı, kaşıkçı ustalarımız vardı, ne bileyim cura yapımı, sips yapımı ustaları vardı, nalbantımız falan vardı. Fakat günümüzde şuna bakın, mesela kalaycılık falan vardır. Sonra işte birçok meslek var aslında. Günümüzde ama yavaş yavaş artık onlar son dönemlerini yaşıyorlar. Çünkü ihtiyaç, biliyorsunuz arz talep meselesidir bu. Hı hı. Talep olmadığı için zaman içerisinde yok olacaktır. Ama ne yapılması gerekir? Bu zaman zarfında bunların en azından otantik manada yaşatılması gerekir. Çünkü bir geçmişi vardır. Atalarımızın onda izleri vardır, damgaları vardır. O anın yaşatılması gerekir yani. Evet, çameli her yönüyle ününü yaymış bir ilçe ve dediğiniz gibi de unutulmaya yüz tutan mesleklerin grubunda bir kaynak noktası ve insanlara bu da bir aslında bir aşinalık, biraz da böyle bir gördüğü zaman burada çamelide varmış demeleri, bu da gerçekten çameli için çok güzel. Zaten bu gördüğünüz mekanda da ben aslında bunun bazılarını sergilemeye çalıştım zaten. İçeri gezildiğinde görülüyor. Hı hı. O meslekte izleri var. Hani illaki bu mesleği yapın manasına değil. Mesela şimdi kalaycılık. Hı hı. Artık onun bir şeyi kalmadı biliyorsunuz yani, evet. Ustası. Çünkü başka yeni şeyler çıktı için modern. Hı hı. Onlara çok gerek kalmayınca. Ama onların en azından bir görsel manada veyahut da bir not olarak kalması gerekiyor bizde. Aktarılması diyelim gerekiyor. Virgülü koyalım ve sözü Yılmaz Bey'e verelim. Evet Yılmaz Bey, mikrofonu size vereceğim. Ne söyleyeceğiz efendim? Evet, kendi yaptığım parça. Sazın sözü bana ait. Bu pandemi döneminde yaptığım
Umarım beğenirsiniz. Dünya derdi bitmez oldu. Evet. Dost arkadaş sormaz oldu türkünün içine geçtiği gibi. Pandemi aslında yani bir yandan da böyle söz müzik konusunda da sizlere de destek oldu diye düşünüyorum. Şimdi, evet. Buyurun efendim mikrofonu. Oldu giden geri gelmez oldu yalan oldu benim ömrüm gözlerime kanlar doldu dostlar kadar sormaz oldu giden geri gelmez oldu yalan oldu benim ömrüm. Açmadan sarardım soldum, dallar ardımda yoruldum. Açmadan sarardım soldum, kar beyaz saçımı yoldum. Yalan oldu benim ömrüm. Gözlerime gallar doldu, dost arkadaş sormaz oldu. Giden geri gelmez oldu, yalan oldu benim ömrüm. Gözlerime kanlar doldu, dostlar kadar sormaz oldu. Giden geri gelmez oldu, yalan oldu benim ömrüm. Gözlerime kanlar doldu, dost arkadaş sormaz oldu, giden geri gelmez oldu, yalan oldu benim ömrüm. Ağzınıza sağlık Yılmaz Bey, çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, tabii mesajlar çok fazla geliyor. Kıbrıs'a da buradan selamlarımızı iletelim. Bizleri Kıbrıs'tan da izliyorlar. Sizlere çok selamları var. Ben fazla araya girmek istemiyorum. Alper Bey ile devam edelim. Alper Bey, buyurun. Evet. Yılmaz Ustam'a özellikle şunu belirtmek istiyorum başta. Şimdi benim ustam Yılmaz Seçkin. Ümit kardeşimin ustası da Yılmaz Seçkin. Aynen. Yılmaz Ustam'ın ustası babam Cemil Çağdaş. Biz burada bir bağlantı var. Onu, evet, onu söylemek istiyorum. Tabii ki ustalarımızın ustası da Şevket amcam. Evet. Onu da geç geçmeyelim. Şimdi ustam
ne gösterdiyse biz o yoldan gittik. Şimdi ustam hüzünlendirdi ekranı. Bir de biz biraz hareketlendirelim diyoruz. Yörükler diyoruz. Söz müzik, müzik anonim. Sözleri Şerif hocama ait. Şerif Şimşek'e ait. Buradan selam gönderelim kendisine. Evet, ekran başındaki herkesi de oyuna davet ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz pandemiden dolayı düğünlerimiz kapanmıştı. İnşallah açılacak. Belki oyunları falan unutan olmuştuk. Bir antrenmana başlayalım diyoruz. Ben şuna inanıyorum, şu anda ekran başında herkes zaten bekliyor ve oynuyorlardır kesinlikle. Evet, şunu da hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Davul ve ritimde İstafil ve Onur var. Tabii halk oyunlarında Zeki Akyol ve Eser Ertan var efendim. Sözü fazla uzatmadan Alper Bey buyurun. Haydi bakalım. Selam geline kıza, Salamanda vurdum saza, kardık yaylaya. Yarıklar çıktı yaza, selam geline kıza, Göcek'te vurdum saza, kardık yaylaya. Hey yarıklar, hey yarıklar, dağda yürüyen Türkler, yarıklar oyun oynarken yerle gök titrer. Hey yörükler, hey yörükler, dağda yürüyen Türkler, yörükler oyun oynarken yerle gök titrer. Hadi gel! Haydi basta! İşte geldik yaylaya, su içtik doya doya, karlı dağları aştık yorulmadan yaya. İşte geldik yaylaya, su içtik doya doya, tuzla belini aştık yorulmadan yaya. Hey yörükler, hey yörükler, dağda yürüyen Türkler, yörükler oyun oynarken yerle gök titrer. Hey yörükler, hey yörükler, dağda yürüyen Türkler, yörükler oyun oynarken yerle gök titrer. Uçak! Yaylaya geliyoruz, sipsi davul sazlarıyla eğleniyoruz. Yıllardır yürüyoruz, yaylaya geliyoruz, sipsi davul sazlarıyla eğleniyoruz. Hey yörükler, hey yörükler, dağda yürüyen Türkler, yörükler oyun oynarken yerle gök titrer. Hey yörükler, hey yörükler, dağda yürüyen Türkler, yörükler oyun oynarken yerle gök titrer. Duyamadım. Mektup gönder elinden, haber yolla köyünden, yandım seni haber. Müzik
bir salla kız sallamayı, salla kız sallamayı. Annen nereden öğrenmiş, babak nereden öğrenmiş, çifte göbek atmayı, çifte göbek atmayı. Mektup gönder elinden, haber yolla köyünden, yalnız senin elinden. Ellerinize, ağzınıza sağlık. Tabii Zeki Akyol ve Eser Erten'in de ellerine, kollarına sağlık diyorum. Tabii burada İsrafil ve Onur'u da unutmuyoruz. Onlar da ritimde bizlere eşlik ettiler. Evet, Alper Bey, çok güzel bir parça oldu. Tabii ekranın başında izleyenler kesinlikle duramamıştır azıcık diye tahmin ediyorum. Azıcık. Evet, azıcık oynamışlardır. Tabii yine devam edeceğiz. Evet, Özcan Bey, gecemiz güzel ilerliyor ve mesajlar da gerçekten çok fazla geliyor. Kirazlı Yayla, Elmalı, Kolak, Kocaova ve Arıkaya'ya da, Sofulara da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Evet efendim, neler söyleyeceksiniz Çameli kültürüyle alakalı, devam edecek olursak? Evet. Daha önceki programımızda, birlikte olduğumuz programımızda hep zaten şeyi sormuştunuz. Bu bizim kitaplarımız vardı. Hani ürettiğimiz işte 4 tane yayınladığımız kitap vardı. İşte onlar genelde Karaman kültürü, Hayride ile ilgili, Hayride'nin hayatı, sonra onunla ilgili bir roman çalışmamız vardı, şiir çalışmamız vardı. Biliyorsunuz o şiir çalışma içerisinde bir tanesinde doğa ile ilgili veya burayla ilgili her türlü konuyu, gördüğümüz her şeyi işlemeye çalışmıştık. Tabii ki bunda esin kaynağımız her zamanki gibi Çameli, zaten yaşadığımız yer. Buranın yaylası, soğuk suları, her şeyi insana ilham veriyor biliyorsunuz. Yani Çameli'nin, yani anlatmak bitirmez mesela. Biraz önce söylediğiniz işte Taşçılar, Elmalı'dı mesela bölgesinde. Alabalık kültürü çok yaygın biliyorsunuz. Evet. O bölgenin canlanmasında, şu anda ekonomik hayata büyük katkı sağlamasında bu suyun çok büyük faydası var. Çünkü oranın suları soğuktur. Soğuk su da alabalığa hayat verir yani. O hayatta bizim ekonomimize olumlu yönde katkı sağlıyor. Bu anlamda hani işte ilçenin biliyorsunuz turizm alanında büyük atılımları var. Biliyorsunuz turlar geliyor, seferleri geliyor sürekli buraya. İşte Emecik Kanyonu'na, biliyorsunuz Kolak Kusur Gölü'ne, ondan sonra Belevi olabilir, bu ileride Asar Gözü canlanabilir daha da. Ondan sonra Yaylacık Kulesi'ne, işte Karadağ Konak dediğiniz bu bölgeye sürekli bir akım var. Bu akım biliyorsunuz şu anda ekonomik olarak pozitif yansımıştır. Sadece olay maddi ve parasal bir konuda değildir. Aynı zamanda kültürün yaşatılması, aktarılması, insanların mutlu olması, daha da refah seviyenin yükselmesi, yani güzel, doğru, iyi nesillerin ortaya çıkması aslında işin özü. Bu anlamda katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Yani bu program mesela, şu yaptığınız program hakikaten aslında bu yaşanılan kültürün, yani aktarılması adına yapılan her şeyi gösteremedikten sonra bir şey yok biliyorsunuz. Yani hani evet, kesinlikle. Diğer kişilere etkileşmesi gerekiyor. Bunu da en iyi Pamukkale TV ve siz yapıyorsunuz. Bu anlamda siz de bir Çameli'nin evladı olarak sizleri kutluyorum. İnşallah başarınız devam diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum çok hocam. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, tabii türkülerimiz devam ediyor. Tabii şimdi de Cemil Bey'e mikrofonumuzu uzatacağız. Evet, Cemil Bey, buyurun. Evet, şimdi Teke yöresinin hemen kıyısında diyelim ve yöremize ve Teke yöresine ait bir gurbet giriş yapıyoruz. Arkasından da Gırkavalara devam edeceğiz efendim. Teşekkür ederim. Tüm müzik severlere gelsin. Thank you.
bizim şu aynalarımızda alakarlıydı. Acem şu dünyada bizim gibi dertli var mı? Boynu boncuklu şimdiki kızlar tek kibar. Bahçelerde gök biber ama şimdiki kızlar tek kibar. Kibar olsa ne fayda ama erkeklerde itibar. Kibar olsa ne fayda ama erkeklerde itibar. Aman 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 çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman 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 çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Çaklara aman dökülür saçaklara. Kar yağara çaklara aman dökülür saçaklara. Anneler neler doğurmuş sığmıyor kucaklara. Anneler neler doğurmuş sığmıyor kucaklara. Aman 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 çiçeğim, sen doldur ve içeyim. Aman 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 çiçeğim, sen doldur ve içeyim. Cemil Bey, sipsinize sağlık diyorum. Tabii bunu da soracağım. Evet, sipsi tabii yıllardan beri bir çalgı aleti, üflemeli bir çalgı. Sipsiyi konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? Efendim, sipsi Orta Asya'dan kuraklık yüzünden Türkler dünyanın dört bir yanında aldığı zamanlarda yörüklerin yapmış olduğu bir enstrümandır. Nefesli 5 oktav. Ve bu Teke yöresine aittir. Benim köyüm de Soğular Mahallesi de Teke yöresine baktığı için ben de bu enstrümanı sevgi, saygı değerim türkü severlere elimden geldiği kadar da sunmaya çalışacağım efendim. Teşekkür ederim. Aynı zamanda kendim imalat ediyorum. Bu dışındaki şu aparatlar kızıl eğri yani dediğimiz dikenli bir bitkiden olur. Hem dekor verir hem de düştüğünde yırtılmaması, yarılmaması içindir. Teşekkür ederiz yani kısacası. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Aslında üç değil. Sipsi ve çam düdüğü beraber almak lazım. Değil mi Cemil abi? Hani çünkü neden? Çam düdüğünün özelliği şudur. Bu bölgeye yani Hayri Dev'in hani UNESCO ödülü almasındaki tek gaye çam düdüğüdür mesela. Hı hı. Biliyorsunuz sipsi de aynı şekilde ona benzer. Özellikle Cemil Usta'nın dediği gibi
bu Teke yöresinin kendine özgü bir çalgısıdır. Üç tellide özelliği şudur. Kopuz dediğimiz bir alet vardır. Biliyorsunuz bu sazın atası. Üç telli olarak çalınır. Kırgız-Özbek kökenleri taşır bu. Sazın aslında şeydir yani köküdür, özüdür. Özellikle bu bölgede, Torosal bölgesinde üç telli bağlama, cura, yani cura biraz daha büyüyor olduğunu biliyorsunuz. Tekne boyu da biraz daha büyüktür. Sipsi ve çam düdüğü. Çam düdüğün şu anda biraz önce meslekler gibi icracısı şu anda son derece azdır. Tükenmek üzere. Çünkü onun belli bir zamanı vardır. Onu özellikle Türklerin izi olduğunu, damgası olduğunu ve bölgeye özel olduğunu söylemek lazım. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler, tekrar aktarmak istiyorum. Çameli'den sizlere sesleniyoruz efendim. Tabii bir hayli mesaj yoğun ve biliyorum ki bu tür artık programları sevgili izleyenlerimiz merakla bekledi ve artık bugün konuklarımızla birlikte izleyicilerimizle buluştuk ve Çameli'den birbirinden değerli sanatçılarımızla sizleri buluşturduk diyoruz efendim. Tabii sözü fazla uzatmayacağım. Evet, Yılmaz Bey, ne yapalım hocam? Yine güzel bir türkü okuyalım. Buyurun. Thank you.
akar suyum böyle miydi asıl mı? Onun için viran oldu tatsız mı? Umudum yok gülmez oldu batsız mı? Ne sevdiğin belli ne sevmedin oyun. Ayınsın oyun salınsın oyun. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Hayırsın oy oy salımsın oy oy dediğin oy oy. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Hayırsın oy oy salımsın oy oy dediğin. Evet sevgili üstadım ağzınıza sağlık. Alper Yılmaz ve Ümit Cemil amca ve Şevket Bey'e de teşekkür ediyorum. Evet biraz daha sızlıkla sevgili izleyenlerimiz sürekli mesaj gönderiyorlar. Buradan Anıl Akyol'a da selamlarımızı iletelim ve diyorlar ki Alper bir Fethiye'ye doğru bir gidelim. Fethiye'ye doğru bir gidelim. Birazdan Fethiye'ye doğru gideceğiz. Evet mikrofonlarımızı tekrar Şevket Bey'e vermek istiyorum. Evet Şevket Bey şimdi ne okuyacağız hocam? Küçük yaşta aldım sazı elime. Ben de düştüm İstanbul'un yoluna. Aşık oldum Beyoğlu'nun güzellerine geldi geçti yıllarım bilemez oldum. Ana baba bacı kardeş soramaz oldum. Uzak kaldım İstanbul'dan dönemez oldum. Arayıp da sordum kardeşlerimi, kapandı yollarım, gelemez oldum. Böyle kader, böyle keder olmaz olsun, sormayın dostlar bu böyle olsun, kalsın. Cuma alanı köyüne selamlar olsun, ana yurdu, baba yurdu diyemez oldum. Olsun. Buyurun efendim, mikrofon sizde. Buyurun. Ana bacım
bacı kardeş soramaz oldum. Ana baba bacı kardeş soramaz oldum. Uzak kaldım İstanbul'dan dönemez oldum. Dönemez oldum. Dönemez oldum. Uzak kaldım gurbetlerden dönemez oldum. Dönemez oldum. Dönemez oldum. Arayıp da sordum ben kardeşlerimi. Arayıp da sordum ben kardeşlerimi. Kapandı yollarım, gelemez oldum. Gelemez oldum. Gelemez oldum. Kapandı yollarım, gelemez oldum. Eyvah, gelemez oldum. Gelemez oldum. Dost. Kader böyle keder olmaz olsun. Böyle kader böyle keder olmaz olsun. Sormayın dostlarım bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Sormayın abilerim bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Çameli ilçemize selamlar olsun. Cumalanı köyüne selamlar olsun. Ana yurdu, baba yurdu diyemez oldum. Diyemez oldum. Diyemez oldum. Ana yurdu, baba yurdu diyemez oldum. Diyemez oldum. Diyemez oldum. Evet, ağzınıza, yüreğinize, elinize ve sazınıza sağlık. Şevket Bey, gerçekten çok güzel bir türkü. Çok damardan teşekkür ediyoruz. Mı? Çok sağ olun. Evet, damardan bizi evet etkiledi aslında. Daha neler var? Daha Kıbrıs'a gideceğiz. Daha Kıbrıs'a gideceğiz. Bir onda sizin şey var. Selamlar olsun da. Evet, buradan da Kıbrıs'a da selamlarımızı gönderelim sevgili izleyenler. Kıbrıs'tan ve Almanya'dan bizleri izleyen Denizlili vatandaşlarımıza da selamlarımızı gönderelim diyelim ve sözü Ümit Bey'e bırakıyorum. Ümit Bey ne yapacağız hocam? Küçük sınıf güzel diyelim. Evet. Beraber hadi bakalım. Buyurun. Etme bu nazı, yüreğime bastır ataşı gözü. Başına takmasın gülün ergizi, yüzüm yüzüne süresin gelin.
başına takmışsın gülüne gizli yüzüm yüzüne süresim gelir. Hilaldir naşı aradım dünyayı bulunmaz eşi yaylanım karında hak beyaz düşün uzanıp yanına ölesim gelir yaylanım karında ak beyaz düşün uzanıp yanına ödesim gelir. Ümit Bey ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir türkü oldu. Teşekkürler, sağ olun. Evet, zamanın ne çabuk geçtiğini ben anlamadım gerçekten yani. Bir saati aşkın bir süre geçti ama anlayamadık. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından tekrar devam edeceğiz. Mobilya'dan 2021 yılının en havalı bahar kampanyası başlıyor. Yeni sezonun tüm ürünleriyle, çok cazip fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havası değişiyor. Murat Center'a uğramadan mobilya almaya karar vermeyin. Murat Center Mobilya, İzmir yolu üzeri 6. kilometre, Turkuaz Plaza arkası, 371-8808. Gıda güvenliğini artırmaya yardımcı olan lider tarım şirketi Syngenta, sektörde farkını göstermeyi sürdürüyor. SY Gladius, FAO 700 olgunlaşma grubunda olup, iç Ege koşullarında sadece rakımı düşük bölgelerde önerilmektedir. SY Gladius, çok yüksek verim potansiyeline sahiptir. Dane, koçan oranı oldukça yüksek olup, sektör şartlarının üzerinde hektolitreye sahip olan ürün, çiftçilerimizin portföyüne güvenle eklediği bir çeşittir. Syngenta Tohum, sektörün öncüsü. Merhaba sevgili denizliler.
Kargalı Mobilya Denizli Şubemizde yeni sezon mobilya ve koltuklarda bahar şenliği fırsatları başladı. Geleneksel hale gelen bahar şenliği fırsatları ile evinizin tüm mobilya ihtiyacına 130'a varan indirimlerle sahip olabilirsiniz. Üstelik cazip ödeme avantajları ve 36 aya kadar taksit imkanı sizi bekliyor. Ayrıca evlenecekler ve evini yenileyecekler. Kargalı Mobilya düğün paketleri yenilendi. Her tarz ve bütçeye uygun yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan avantajlı düğün paketleri Kargalı'da. Sizleri Acıpayam yolu üzerindeki Kargalı Mobilya mağazamıza bekliyoruz. Şelale, alabalık, su sesi, doğanın ihtişamı. Evet, tüm bu doğal güzellikleri bir arada görebileceğiniz bir yere sizleri davet ediyoruz. Ağlayan Kaya, diğer adıyla Hoca'nın yeri. Irliganlı yolu üzerinden Çökelezdağ Sakızcılar Köyü'nde. Rezervasyon için 0258 765 1120. Dekor Mobilya'dan merhabalar. Sezonu açıyoruz, kampanyaları başlatıyoruz. Sizler için iki yeni çeyiz paketi hazırladık. Kampanya 1. Yatak odası takımımız, flor tepetik yatağı, profil, vazası ile beraber. Yemek odası takımımız, ayakları yerden yüksek, sinilebilir kumaşlı, gürgen kasa, koltuk takımımız. Yanında zigon sehpa ve orta sehpa hediyesiyle sadece 19.990 TL. Dileyen tüm müşterilerimize aylık 990 TL taksitle. Kampanya 2. Beyaz renk tercih eden müşterilerimiz için yatak odası takımımız, yatak odası takımı ile beraber full ortopedik yatağı, profil bazası. Yemek odası takımımız, silinebilir kumaşlı, yataklı, kol mekanizmalı koltuk takımımız, orta sehpa ve zigon sehpa hediyesi ile beraber 20.990 TL. Dileyen tüm müşterilerimize aylık 990 TL taksitle. Siz de bu ürünlere dekor mobilya güvencesiyle sahip olmak isterseniz adresimiz İstiklal Caddesi, Suluköprü mevkii, numara 35. Ürünlerimizi daha yakından görmek için siz değerli misafirlerimizi dekor mobilyaya bekliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte doğayla iç içe muhteşem bir gün geçirmek için Akçapınar Avşar Lavanta Bahçesi sizleri bekliyor. Sessiz, sakin, huzur dolu bir ortamda mis kokulu lavantaların içinde köy kahvaltısı yapabilir, dumanı üzerinde çayınızı yudumlarken taze sıcacık gözlemelerin eşsiz lezzetinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Akçapınar Avşar Lavanta Bahçesi size bir telefon kadar yakın. Rezervasyon 0530 528 8385. Akçapınar'ın lavantası bir başkadır havası. Gold kazanla ısınmaya hazır olun. Tamamen yerli üretim olan Gold kazan, 6 geçişli, alttan bacalı, mil ileri geri, geniş odun haznesi, buffle'la temizliği kolay, geniş kömür silosu ve güçlü yanışı ile sizleri bekliyor. Geniş mil sayesinde ceviz kömüre kadar yakma özelliği. Gold kazanla az yakıt, yüksek verim. Gold kazan kullanmak ayrıcalıktır. Gold kazan, kabul kardeşler kuruluşudur. Ustalarınızdan Gold kazan isteyiniz. Serin Park AVM Fuar Alanı 2 Temmuz Cuma günü açılıyor. 4 Temmuz Pazar günü ücretsiz Ankaralı İbocan konseriyle sizlerleyiz. Serin Park AVM Fuar Alanı'nda satış yapmak ve ürünlerinizin tanıtımını yapmak için geç kalmayın. 0539 227 1022 0539 227 1022 Çocuk eğlence alanları, giyim, yemek ve alışveriş standlarıyla sizlerle buluşuyor. Mobilyadan halıya, şarküteriden yöresel ürünlere kadar birçok standın bulunacağı Serin Park AVM Fuar Alanı 2 Temmuz Cuma günü açılıyor. Sınırlı sayıdaki satış standı için arayın görüşelim. 0539 227 1022 0539 227 1022 Mert Tarım, 2017'den itibaren tarım makineleri satış ve servisiyle size hizmet vermekteyiz. Denizli'de tecrübeli ekibiyle Hyundai tarım aletlerinin tek etkili servisidir. John Deere, Guardino, Longin markalarının satışını ve satış sonrası servis hizmetini tüm yedek parçalarıyla siz Denizli çiftçilerimize hızlı, garantili ve güvenilir ekibiyle sağlamaktadır. Mert Tarım, 0258 265 68 91 Royal
Kemal Piliç. Bir telefon uzağınızda. Tavuk dürüm, tavuk salata çeşitleri, atıştırmalıklar ve ekstralar sizleri bekliyor. Royal Piliç, Akomol AVM, Kayalar Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, numara 185, Merkez Denizli'de. WhatsApp sipariş hattı 0258 502 26 çift 0. Royal Piliç. Aç girin, tok çıkın. Evleneceklere müjde. Halıcı Gölcükler'den efsane kampanya. Düğün alışverişini Halıcı Gölcükler'den yapan herkese 5 yıldızlı tatil hediye. Yatak odasından yemek odasına, oturma gruplarından çocuk odasına, beyaz eşyadan bahçe gruplarına aradığınız her şey Halıcı Gölcükler'de. Halıcı Gölcükler Denizli'nin dört bir yerinde. Lavanta cenneti gözler seni çağırıyor. Eşsiz doğası, lavanta kokulu manzarasıyla gizli cennet Pamukkale Gözler'de. Evlenecek çiftlerimiz için doğa fotoğrafçılığı, bin bir derde deva, lavanta ve kekik diyarı Pamukkale Gözler'de. Kahvaltı, sıcacık saç böreği ve tüm doğal lavanta ürünlerini bulabileceğiniz tek adres Pamukkale Gözler'de. 26 Haziran Cumartesi günü lavanta sezonu açılışına tüm halkımızı Pamukkale Gözler'e bekliyoruz. Denizli'nin cennet köşesi Çameli sizi çağırıyor. Her köşesinde güzellikler barındıran Çameli bunlara bir yenisini daha ekledi. Alpin Garden Et Balık Restoran. Dağın yamacında ormanla iç içe 5000 metrekare alan içerisinde hayvanat bahçesinden çocuk oyun parkına, yöresel yemeklerden dünyaca ünlü alabalığına, ayrıca usta şeflerin ellerinden her türlü et çeşidine muhteşem lezzetler ve unutamayacağınız anılarla dolu bir gün sizleri bekliyor. Bitmedi. İsterseniz güzel bir hafta sonu geçirmek için taş villalar, bungalov evler ve kamp yapmak isteyenler için çadırlarımızda konaklayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz ailenizle ATV ve arazi araçlarıyla unutulmaz yemyeşil ağaçların ve ormanların içinde turlar sizleri bekliyor. Alpin Garden Et Balık Restoran. Bir tatilden daha fazlası. Çameli Fethiye Yolu 20. kilometre Elmalı Mahallesi. Yıllık tecrübesiyle Tavas Dekor Mobilya, Arçelik Beyaz Eşya, Mobilya, Bambi Yatak, Halı, Perde, Züccaciye çeşitleriyle hizmetinizde. 60. yılımıza özel sürpriz indirimler sizleri bekliyor. Bize uğramadan karar vermeyin. Adres: Orta Mahallesi, Baba Yusuflar Sokak, Tavas, Denizli. İletişim: 0258 613 28 22 0501 207 88 88. Akaryakıt sektörüne yepyeni bir başlangıç yaptık. Petrol ofisinin 77 yıllık tecrübesini arkamıza aldık. Büyük yeşil alanlarımızla, her aradığınızı bulabileceğiniz marketimizle, hijyeni ve teknolojiyi birleştirdiğimiz tuvaletlerimizle, aracınıza ve size hak ettiğiniz hizmeti sunmak için petrol ofisinin yepyeni konseptiyle hizmetinizdeyiz. Tavas makasına girmeden bize uğrayın. Petrol ofisi Altın Top Petrol. Şıklığı ve rahatlığı evlerinize taşıyacak uygun fiyatlı halı ve mobilyalar Pamukkale Halı ve Mobilya'da. Düğün setleri 13.550 liradan, koltuk takımları 5.000 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli halkımız için Pamukkale Halı ve Mobilya'da. Merinos, Padişah, Dinarsu marka halılar, duvardan duvara halı döşemelerimiz ve yatak, baza, kanepe, mutfak mobilyalarının en zengin çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Pamukkale Halı Mobilya, Akan ve Bağbaşı'nda. Thank you.
sevgili izleyenler. Kısa bir aranın ardından tekrar Neredeyiz programımız devam ediyor. Tabii öncesinde Kranda Zeybe'ye ve ardından ise Masut Kırı'yla devam ettik. Tabii burada davul ve ritimde İstafil ve Onur'un güzel şovlarını için teşekkür ediyoruz. Yanında da tabii Zeki Akyol ve Eser Erten'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Alper Yılmaz Seçkin, Ümit Tekin ve Şevket İren Kızılırmak, tabii üstadımız Cemil Bey'e de çok teşekkür ediyorum burada. Evet Alper'cim, o kadar çok mesajlar geliyor ki aslında izleyenlerimizden de özür dilemek istiyorum bu arada. Yetişebilmek çok zor. Ben aralarından okuyorum. Ne yapalım, bir Fethiye'ye doğru gidelim mi? Fethiye'ye gidelim. Tamam, hadi bakalım. O zaman Fethiye çiftelisi diyelim. Gidelim, 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 gidelim.
bin arabaya gidelim, bin Dalaman'a gidelim. Dalaman'a varınca düğün derine gidelim. Varsın ha! Meşhurdur beyleri, çifte telli çalınca herkes sallar göbeği. Çifte telli çalınca alem sallar göbeği. Gidelim, 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 gidelim. Bin arabaya gidelim, bin Dalaman'a gidelim. Dalaman'a varınca düğünün derine gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Bin arabaya gidelim, bin çam eline gidelim. Çam eline varınca kiraz elma yiyelim. Bravo. Evet, ağızlarınıza sağlık, ellerinize sağlık, sazınıza, sözünüze sağlık diliyorum. Evet, sevgili izleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Tabii birçok mesaj geliyor ama gözlerimden tabii ister istemez kaçırıyorum. Buradan Gürkan Güvence selamlarımız olsun. Almanya'da yaşayan Avrupa Denizler Derneği Başkanı Ali İnciören'e selamımızı gönderelim. Ve yurt dışında yaşayan Süleyman Ongun abimize de buradan selamlarımızı gönderelim diyoruz efendim. Tabii birazdan yine bir kısım mesajları okuyacağım. Evet, Özcan Bey, gerçekten unutulmaz bir gece oluyor ve ben de buna şahit olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Zaman ne çabuk geçiyor onu anlamıyoruz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii Çameli kültürü, evet. Masıt kırıkları, evet. Zeybekleriyle, harmandalılarıyla neler söyleyeceksiniz? Şimdi ilk oynadığımız ağır kayda vardı. Burada biliyorsunuz biraz önce Zeki Bey ile Eser Bey'in oynadığı o Granda Zeybe'de geçiyordu. O aslında Çameli Zeybe'yi zaten biliyorsunuzdur. Hı hı. Belki yani o arada bir seyircilerimiz bunu bilemeyebilir. Evet. Bu Gökçeakı köyünün Granda mevki diye köyü eski adıyla mevki diye bir yer var. Oranın Zeybe'yi aslında. İkinci oynadıkları Masıt Kırıkları zaten biliyorsunuz. Yine Gökçeakı. Hep biliyorsunuz bu şeyin mahsulü zaten Gökçeakı. Aynı zamanda Granda çok özel bir bölge. Daha yüksek, daha böyle şahane bir şey. Benim zaten çalışanlarım var. Ferya Hanım, Derya Hanım, hı hı. Ayhan Dinç, Ayşe Dinç. Ferdi Dinç zaten kendileri Granda'lı. Buradan çok selam ediyorum onlara kendilerine. Onlara da selamlarımızı. Ayrıca biraz önce ben mesajlarımı gördüm. Hı hı. Arıkaya Köyü'ne çok selam ediyoruz evet. Buradan. Çok selam ediyoruz. Çünkü çok özel bir köy orası da. Hı hı. Bunun dışında işte İmamlar Köyü var biliyorsunuz. Belevli yaşayan halkımıza, Cuma alanlara. Güzel Yurt, Çamlıbel, Abaz, Kalınkoz, Yaylapınar, yani sayamadığımız çok yer var. Kolak. Hı hı. Hepsine çok selam ediyoruz buradan. O Granda Zeybe'nin özellikle Çameli'nin ağır kaydalı Zeybe olduğu, Masıt Kırıkları'nın da çok çeşitleri var biliyorsunuz. Bunu Hayri amca çok anlatırdı. Belki biliyorsunuzdur. Durmuş Yıldırım'la ikisi çobanlık yapıyorlar buna dağda. Hı hı. Her gün değişik bir gayda bulmayan kişiyi yani eziyet ediyorlarmış. Yani illaki o üç telliyle bir şey bulun. Bir gayda bulun şeklinde. İlle değişik bir gayda değişik olacak yani. Aslında evet. Oradan geliyor o şey. Evet. Çok çeşidi var onların. 60-70 çeşit var ama bilinen 3-5 tane yaygın olan diyelim. Hı hı. Buradan tabii ki bu yani kültüre bize bunu damga olarak sunan kişilere, büyüklerimize, Durmuş Yıldırım'a, Hasan Yıldırım'a rahmetli oldu. Hayri Devekin'e, bütün hepsine çok selam ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler tabii bizde birçok ilden izleyenler var. Karabük'e de buradan selam göndermek istiyoruz. Karabük'ten Ahmet Büyükdüz'e selamlarımızı buradan iletmiş olalım. Evet, Cemil Ustam, sözü ve sazı size verelim. Ne okuyacağız hocam? Ben derdimi kime diyeyim, kimim var benim diyorsun. Evet, buyurun efendim, mikrofon sizde. Thank you.
Ben derdimi kime deyim? Kimim var ki kimim ben? Ben derdimi kime deyim? Kimim var ki kimim ben? Hangi birini söyleyeyim? Çürümüş her yanım benim. Hangi birini söyleyeyim? Çürümüş her yanım benim. Anam var, boynum büken. Kardeş mi var, derdim büken. Bırakın çilemi çeken. Belki dolar günüm benim. Anam mı var, boynum büken. Kardeş mi var, içim döken. Bırakın çilemi çeken. Belki dolar günüm. Derdim döken, bırakın çilemi çeken, belki doğar gülüm benim. Anam mı var, boynum büken, kardeş mi var, içim döken, bırakın çilemi çeken, belki doğar gülüm. Evet Cemil Ustam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet şöyle kısaca bir mesajları kısaca okumak istiyorum sevgili izleyenler. Emeğe geçen herkese ve Pamukkale TV ekibine teşekkür ediyorum. Yılmaz Seçkin'den ısırgan otu çalar mısınız diyor Yaşar Çaltuş. Muhterem Baybas'a unuttuk bu güzel günleri, bu güzel oyunları unuttuk diyor. Fehmican Şakar, Çameli Yaylapınar'dan selamlar olsun demiş. Alper Çağdaş'tan duman oldum, duman rica ediyorum demiş. Gürsel Dev, hayırlı akşamlar, ben Gökçeada'dan Gürsel Dev. Çamelili sanatçılarımıza selamlar olsun, ağızlarına sağlık. Tolgacan Sönmez, Rahman abi şu güzel kardeşine bir selam söyle demiş. Buradan selamlarımızı Tolgacan Sönmez'e gönderelim. Sezer Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlarımızı gönderelim. Evet, Şevket amca. Senin bir güzel bir türkün var. Akgeçi'nin Ayranı. Bu parçaya Türkiye klipler çekildi. Bu şarkıyı tekrar şöyle bir canlı canlı bir dinleyelim. Tabii orası hazırlanıncaya kadar yine biz mesajlarımızı okuyalım. Değerli Çameli'mizin mahalli sanatçıları muhteşemsiniz. Emeği geçen başta Özcan Bey'imize ve Rahman Doğan Pamukkale TV ekibine teşekkür ediyoruz demiş Meral Hafızoğlu. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Evet hazırız galiba. Buyurun Şevket Bey, mikrofon sizde. Thank you.
Ekinin ayranı, yarın kurban bayramı, yarın kurban bayramı. Şevket amcacığım, ağzınıza sağlık, sözünüze sağlık. Evet, Özcan Bey, tabii programımız devam ediyor ve istekler de fazla. Tabii okuyamıyoruz istekleri ama buradan da sevgili izleyicilerimize özür diliyoruz. Gerçekten çok fazla mesaj var. Tabii programımızı ekranları başında izleyenler için aktaralım. Pamukkale TV Facebook sayfasından da canlı yayını takip edebilirsiniz sevgili izleyenler. Bunu da buradan aktarmış olalım. Evet hocam, bulunduğumuz ortamı konuşacak olursak tabi burada çok geçmişe dayalı malzemeler var. Dolma tüfeklerden tutun da eski siyah beyaz televizyonlara, telefonlara ve dikiş makinelerine varıncaya kadar. Biraz bu atmosferi konuşacak olursak. Evet. Ya bu atmosferin oluşturulmasında öncelikle fiziki mekan, arkasından da kısmi çalışma yapmak gerekiyor. İşte hani neler konmalı, neler yapmalı falan şeklinde. Tabi burada aslında hani olayı fiziksel anlamdan, anlam katmaktan ziyade olayların yaşayan fonksiyonel olduğunu bilmek gerekiyor. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Yani sadece bir eşyanın aslında bir hükmü yoktur yani dünyada. O eşyayı kullanan kişileriyle bir anlam ifade eder. Tabi buranın teşekkür ettirilmesinde Çameli İmamlar Köyü'nün, özellikle Belevi Köyü'nün, Cumalın Köyü'nün, mesela birçok köyümüz var. Daha Kalınkos Köyü falan var. Sağ olsun orada arkadaşlar bayağı bir destek verdiler bu hususa. Yani burada zaten daha önce dediğimiz gibi 60-70 yıllık bir geçmişe ait dedelerimizin, ninelerimizin kullanmış olduğu, yakın zamanda kullanmış olduğu birçok alet, edevat, tarım üzerine daha çok genelde. Hı hı. Onları toparlamaya çalıştık. Onlara hem bakıyoruz, hem geçmişi yad ediyoruz. Hem orada işte ne bileyim kültür anlamda bir katkı sağlar mıyız onu şey yapıyoruz. Yani bu anlamda işte tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Çok büyük ilgi gösterdiler. Zaman zaman burada turlarımız da gelip gidiyor. Denizden turizm firmaları da gelip gidiyor. Hı-hı. Sadece burası değil, taş konakları olsun, Elmalı köyü olsun ziyaret ediyorlar. Yani tabii sonuçta bu bir ekip iş zaten. Tek başına olmuyor bu işler. Mutlaka destek veren insanlar da olması gerekiyor. Başta hani ailem de çok büyük destek verdi. Eşim Özlem Hanım olsun, kızım, çocuğum, oğlum Ayşe Ekim ve Doruk Özçelik de hep buraya gelip giderler zaten. Burada yaşarlar onlar, oynarlar, ne bileyim yaşarlar ortamı yani. Müzik, hı hı, yaparız, ne bileyim
spor yaparız, doğayı teneffüs ederiz, ceviz toplarız, kiraz toplarız. Hani böyle bir fonksiyonel yönü de var. Yani sadece meta değil de, fizik değil de onu yaşayanları ver. Demek istediğim konu buydu aslında. Hı hı. Mesela burada otururken yan taraftan işte insanların yonca kestiğini görürsünüz. Ne bileyim orada karşıda bir tilkinin koştuğunu görürsünüz. Bir çakalın gece sesini duyarsınız falan. Evet. Bunların hepsinin bir anlamı var aslında. Hı hı. Tabii bunlar aslında bir anlamda da biliyorsunuz ben Çameli Yörük Türkmen Derneği Başkanlığı yapıyorum. Hı hı. Orada biliyorsunuz Nazmi Çağdaş gibi, Mehmet Sağ gibi, işte Lütfü Çaban gibi, Zeynel Göğmen gibi insanlar var. Hı hı. Çok değer verdiğimiz insanlar var. Hamit Tuncer gibi Ziraat Odası Başkanımız. Onu da zaten beraberiz onlarla. Evet. Ahmet Ezici Hocam var. Hı hı. Yani şu konuyu şuraya bağlayacağım. Bu yürük düzenin aslında bir uzantısı zaten bunlar. Yani tek başına olmuyor. Mesela bu müze gibi işte biliyorsunuz Çalış'ta var aynısı. Kerimoğlu İsmail tanıyorsunuz. İsmail hı hı. Uzunoğlu. Evet. Abimize buradan çok selam söylüyoruz. O zaten bu işleri 1982 yılında yapan insan. Yani biz daha çocukken bu işlerle uğraşıyordu. Sonra bir arkadaşımız daha vardı ileride. Onun adını şu an unuttum. O da bu işlerle uğraşıyor. Hı hı. Biraz sonra ismini söylerim. Yani hep böyle birbirimizle etkileşim halindeyiz, iletişim halindeyiz. Çünkü gönüller bir. O orada yapmış, ben burada yapmış. Hiç kimse haberim yok. Bakıyorsun ortaya çıkan şeye baktığında tablo aynı. Değişen bir şey. Orada da üç telli var. Orada da sipsi var. Orada da bağlama var. İnsanlar değişiyor ama şey aynı. Ama kültürler insanları ortak buluşturuyor yani. Diyebilir miyiz hocam? Evet. Çok evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Ayrıca Ramazan Güngör vardı. Fethiye Üçtelisi. Üçteli üstadı. Rahmetli anıyoruz kendisini. Ramazan Güngör hocamız yani. Hatta Topar Ramazan falan denir halk arasında. Evet. Öldü. O da ayrı dev gibi. Oranın ayrı bir değeridir. Ve Üçteli'nin Fethiye Üçtelisi'nin şeydir. Çifte Telisi'nin pardon. Üretenizdir yani. İmalatçısıdır. Evet. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Evet, buradan rahmetli üstadlarımıza mekanları Talim cennet olsun diyoruz. Onları da burada anıyoruz, ziyaret ediyoruz. Evet, fazla ben konuşmak istemiyorum sevgili izleyenler. Sözü birbirinden değerli konuklarımıza vermek istiyorum. Yılmaz Hocam, Alper Hocam, Cemil Hocam, Ümit Hocam, Şevkat Hocam, mikrofon sizde. Buyurun. 9-8 gittik. Bu akşam bir de acık 2-4 gidelim de millet bir de fazla yorulur, bir de değiştir la bu adam düz çalsın mansın derler. Şimdi rahmetli Neşet Ertaş'tan devam edelim. Bahçe duvarını açtım diyelim, potpourri yapacağız Ümit kardeşim. Haydi bakalım diyoruz. Let's go.
sevdan olmasaydı da gönlüne dolmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönlüne dolmasaydı. Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı. Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı. Nardanesi danesi de seviyorum medanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum medanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir ade. Zülfünü darar da gömül yarin yarar. O yan zülfünü darar da gömül yarin yarar. Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nardanesi danesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Ellerinize, ağzınıza, sazınıza, sözünüze sağlık diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Oktay Kaya Almanya'dan sevgiler demiş Pamukkale TV ailesine ve konuklarına teşekkür ediyor. Şevket İren Kızılırmak'tan diyor bir gurbet türküsü dinleyebilir miyiz diyorlar. Şevket Bey'imiz hazırlanırken biz diğer mesajlarımızı da okuyalım. Kalınkoz'dan selamlar gelmiş. Ferhat Akyol bizleri izliyormuş. Onlara da selamlarımızı iletelim. Nahide Tosun tebrik ederiz demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bayram Aydınhan teşekkürlerini iletmiş. Fuat İlhan abimiz teşekkürlerini iletmiş. Harika bir program. Yöremizi ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum demiş. Evet Özcan Bey. Evet. Gerçekten mesajlar durmak evet, bilmiyor evet. Ve tabii izleyicilerimiz artık Türkiye'de bu tür programa da ister istemez hasret kaldı. Evet. Tüm dünyayı etkileyen bir koronavirüs illeti evet. Sardı ve insanlar evlerinden çıkamaz hale geldi. Evet. Ama tabii aşı çalışmaları devam ediyor ve aşıların artık sayesinde yavaş yavaş normale doğru dönüyoruz. Tabii siz de aynı anda doktorsunuz. Evet. Çameli'de kısa bir şekilde pandemi sürecini konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? Çameli pandemiyi nasıl geçirdi efendim? Şimdi Çameli tabii nüfus itibariyle yani büyük şehirler gibi değildi. Biraz daha sakin geçti burada ortam. Tabii ki yani aynı önlemler aşağı yukarı hepsi burada uygulandı. Maske, mesafe, temizlik kuralları biliyorsunuz. Her yerde olduğu gibi burada da oldukça etkili bir şekilde uygulandı. Yani tabii ki burada hani hem kaymakamlığımızın hem de işte belediyemizin sıkı önlemleri oldu. Çünkü hastalığın yayılması istenmediği için etkili bir çalışma yapıldı. Fakat bizim dediğimiz gibi avantajımız genel olarak nüfusunun biraz daha düşük olması, biraz uzak olması büyük şehire. Diğer illerden de mesafeli olmasından dolayı kaynaklanan bir iyilik hali oldu. Biz açıkçası çok fazla hissetmedik desek olacak yani evet. Pandemiyi. Yani İnşallah. İstanbul, İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerler ve Denizli gibi yerler de çok fazla vaka varken bizde genelde azdı. Mesela birçok zaman da sıfırda gitti mesela. Hani ara sıra duyuluyordu da. Da bunda vatandaşımızın duyarlı olması, bir de köylerimizin dağınık olması etken oldu. Bir de çok çabuk yani sağlık ekiplerimiz burada çok iyi çalışıyordu aynı zamanda. Videasyon ekiplerimiz hepsine çok teşekkür ederiz buradan. Çok emekleri var. Evet. Şu anda da halen şimdi Çameli Devlet Hastanesi'nde aşılama son derece hızlı devam ediyor. Şimdi bile şu saatte bile. Gündüzleri de aile sağlığı merkezlerinde aşılama devam ediyor. Vatandaşımıza da çok teşekkür ederiz. Aşıya evet, olan güvenlerinden ve tercihlerinden evet, dolayı. Duyarlı vatandaşlarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet Şevket amcacığım bir gurbet türküsü sizden. Buyurun efendim.
Sarıda yaylam seni yaylayamadım ola bahar. Yavru da palazımı avlayamadım Torikem. Sende de bu güzellik, bende bu gençlik, of Oriken, of, of. Alırım ahtımı koymam yar senden, of yar senden. Geçer yörüklerde boz kayaklar, of yalan. Nazlım da çıkmış karşıma da içerimde.
Vallahi oynayanlar da güzeller, benim kardeşlerim. Hepimiz güzeliz. Vallahi Zeki Akyol, Eser Erten'in de ayağına sağlık diliyorum sevgili izleyenler. Şevket amcam çok teşekkür ediyorum bu türkü için. Biz sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili arada izleyenler. Arada sırada gelin böyle. Tabii yani inşallah. Çok öksüz kaldık. İnşallah yani efendim. Şeyden dolayı. Pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı. Vallahi unuttuk her şeyi ya. Evet, evet. Çok evet sevgili izleyenler tabii yavaş yavaş artık programımızın son dakikalarına giriyoruz. Evet ben sözü fazla uzatmadan. Alper'cim ne evet. yapalım? Ustamın yine kendine ait bir gırık havası var. Öyle yapacağız. Biz yine bu akşam hep üçümüz takıldık. Ki şöyle bir şey, sana da teşekkür etmek istiyorum bu konuda ve yani asıl büyük teşekkür Özcan Bey hak ediyor da. Evet. Şimdi Yılmaz Ustam bizi öğretti ama hiç daha üçümüz bir araya gelmedik. Ya. Yani vesile olanlardan Allah razı olsun. İlki başardık o zaman İlki başardık zaten. Çünkü hepimiz düğünlerde oluyoruz. Bir türlü bir araya gelemedik. Yani evet. Şey gıdı gıdılayamadık. Ya zaten ilk programı yapacağımız zaman kadroya baktım. Yani açıkça söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro. Teşekkür yani ederim. Yani o kadar mükemmel bir kadro. Ben böyle ve üstadlarla çalmaktan onur duydum bu gece. Tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Evet ustacığım. Bu kadro evet, bize nasip oldu. Ayram Cam'ın rahmetli Ayram Cam'ın izinden gidelim yine kırık havalara gidelim, basit kırıklarına gidelim. Elinize, sazınıza, sözünüze sağlık diliyorum. Evet sevgili izleyenler programımızın sonuna tabii geldik. Ama önce teşekkür edecek ekip arkadaşlarıma önce teşekkür etmek istiyorum. Rejide İmam Polat, kamerada Kadir Kol, Hüseyin Yılmaz, merkez rejide Hüseyin Yığın ve burada Tonmeister'da Mete ve Ozan'a, halk oyunlarında Zeki Akyol, Eser Erten'e, davul ve ritimde İstafil ve Onur'a, buradan Şevket İren Kızıl Irmağa, Ümit Tekin'e, Yılmaz Seçkin'e, Alper Çağdaş'a, Cemil Çağdaş'a ve Sayın Doktor Özcan Özçel'e çok teşekkür ediyorum. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkürü de sevgili izleyicilerimize teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Ve bitiriş müziğimizi de, bitiriş şarkımızı da zurnayla yapacağız sanırım Alper'cim.
Şimdi teşekkür ediyorum Rahmancığım. Bizde şöyle vardır. Saat gelir. Ya bir parça daha çalsana, bir parça daha hesabı olur. Saat geldiği zaman dönüş yoktur bizde. Evet. Şimdi davul zurna da çalar ki Cezayir, yani uğurlama havasıdır. Gelin getirme havası da geçer. Evet. Cezayir çalacağız. Programımızı kapatacağız. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu geceyi paylaştık. Özellikle büyük sanatçılar, çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar hepsi. Böyle bir gece yaşanılmaz diyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi sağ yanımda ustam. Ustamın çırakları, yani sol yanımda babam. Çok onur verici bir geceydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ekran başındaki konuklarımıza da izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu ettim. Gurur duydum sizlerle. Sizleri çok seviyorum. Çok sağ ol. Sağ ol ustacığım. Biz de seni seviyoruz. Evet.